Ay Türkan Hanım, gerçekten artık bayılacağım. Yani sizin geldiğinden beri ev hayatınız, yaşamınız o kadar şey oldu ki midem bulandı ya. Her şeyiniz, ev tapınız, çoraplarınız, her şeyiniz ortada. Demek ki senin bir evin olmadığı için gidip de bir ne çorap giyebiliyorsun, ne içinde durabiliyorsun bence. Ondan da ben gelinimin evine oturur, kahve içer, kalkarım odasında falan, benim ne işim var? Bu gelinler bazen hak ediyor. Fazlasını bile. Kaç gündür görüyorsunuz neler çekip ama neler getirip. Siz hak de bak ne güzel söylüyorsunuz. Kaynanalar durduk yere hiçbir şey yapmaz. Bunu unutmayın. Sevgili Hanım dinler demek misiniz? Ben de bir kayınvalideyim. Sizi kayınvalide gibi görmüyor demek ki bu gelininiz. Şakasınız ya. Görmüyor. Ya ben tabii o gün de söyledim. Tabii karşılıklı böyle itişmek. Bana bak, bana bak kayınvalide dinle. Kayınvalide gelin diyalı oluyor herhalde. Sen daha kayınvalide olmamışsın. O gün de söyledim. Sen şu anda çakma kayınvalidesin. Çakma kayınvalide ne demek ya? Çakma kayınvalidesi. Vefat eden ablamın oğlunu büyüttüm ben. Siz ne demek istiyorsunuz? O sana emanet olduğu için gidip Merve'ye bir şey söyleyemiyorsun. Ama kendi evet. Gelinini aldın. Çakma ne demek oluyor? Bana açıklar mısınız bunu? Sen kendi gelinini aldın ben seni göreceğim. Teyze anne yarısıdır tamam mı? Siz teyzeliği beceremiyorsanız lütfen benimle konuşmayın. Sizin gibi milletin önünde, seyircilerin önünde gelinimi rezil edeceksen çakma kayınvalide olarak kalayım. Ben böyle çok memnunum. Siz kayınvalideliği beceremiyorsunuz. Sevilay Hanım ben sana söyleyeyim. İnşallah bizim gelinler gibi bir gelin düşer Derya Hanım'a. Bak nişanlanacak. Evet, evet. Ben evet. O zaman Derya Hanım'ı görmek istiyorum. Kayın, senin gelin saniye, ya, özellikle kayınvalidenin kayınvalide olduğu yerde evet. Gelin gelindir. Bu kadar ha, basit. Tabii. Ya ben tabii siz kayınvalidesiniz. Evet, kayınvalide. Çakma kayınvalideler camdan tırmanıyor. Merve, Miyase böyle mi oldu, şöyle mi oldu? Bu mu kayınvalide? Ben sizi var ya gerçekten yabancı bir şey gibi görüyorum. Evet. Hiç gelin kaynana gibi görmüyorum ben aynen sizi. Aynen öyle. Sen hiç gelin, görmüyorum. Biri gelin. Bir yerde... Ama Gönül Hanımcığım. Bak bak ayrı ayrı bir o kayın... gelin bir bu gelin. Yanında birer çocuk işte dinlemeyi bilir misiniz biraz? Sen bizi dinlersen biz de seni dinleriz hayatım. Ben sizi anlamıyorum bile. Önce sen bizi dinle biz de seni. Gelini de böyle yapıyorsunuz siz. Biz tam bir kayınvalideyiz. Sen çakmasın. Sen de gelininden korkan birisin. Hiç de değil valla. Sen hayır, öyle. Hayır neye korkacağız ki? Neden biz korkacağız? Alkışlıyoruz. Korktuğumuz için hiç gıkınız çıkmıyor. Evet sesiniz çıkmıyor. Onların yanında böylesiniz. Geri geldiğinde sesiniz de çıkıyor. Hadi sizi göreyim yarın biriniz cama çıkın da gelininize bir bağırın da göreyim bakayım. Sevilay Hanım. Sıkar sen, sıkar. Sevilay Hanım bekle bekle orada. Bir kazanamadık diye bunlar birbirine girdi. Aa, evet. Aa. Onları unuttu bu. Gidip geline bir şey diyemiyor telefon ediyor. Oğlumdan bakın hani. Türkan Hanım sizin gibi hıı deyip ağlamadım ben. Merve benden uzaklaşınca ne yapmaya çalışıyorsun sen ben dedim. Ben duygusalım canım ben ağlarım. Ne yapmaya kusura çalışıyorsun bakma. Diye hesap sordum. Tamam mı kazanamadım hani, diye değil. Çok iyi kayınvalideydin ne oldu evet. Hesap sordum. Ama ben sizin gibi her şeyin önünde yapmadım. Ha, ama onu da biz gördük seyircinin kamera çekti. Önünde yapmadım. Ya eskiden yaşadığım bir olay var benim. Bunu sizinle paylaşmam lazım. Biz yeni evliydik o zamanlar. Bir 6 aylık falan evliyiz. He. Eşimin iş yerine ziyarete gittik bir gün kayınvalidemle birlikte. He he. Neyse kayınvalidem birden ortadan kayboldu. Orada sekreter bir bayan var. Tamam. Sekreter bayan bana döndü. Aa dedi. Hiç benzemiyorsunuz dedi. Nasıl? Nasıl yani? Ben efendim ablacığım dedim. Abi. Yok yok hiç benzemiyorsunuz dedi. Hayret dedi. Ne oldu abla ya dedim. İyi de dedi, seçkinle hiç alakan yok senin demesin mi kadın bana? Aa, nasıl bir alakası? Nasıl alakası abla kardeşsiniz de? Siz demesin aa, mi? Aa. Yok artık. Evet. Ne oluyoruz dedim abla. Kocan ne? Seni, kardeşi değil şimdi, mi tanıdın? Aynen. Ne kocamı, ne kocamı, kayınvalidem. Kayınvalidem, biz kayınvalidemle oraya birlikte gitmedik mi kızlar? Zaten evet. Daha öncesinde de ziyaretlerde bulunuyorduk eşime. Kayınvalidem gitmiş. Beni eşimin ablası olarak tanıştırmış kadın. Ay inanmıyorum anlamış, ya. Hiç şaşırmadım. Tam Türkan teyzelik bir hareket. Hayır neden böyle bir şey yapmış? Şimdi o zamanlar da kalabalık bir şirkette çalışıyor. Herkes, her gören... Aa ha. Seçkinin ablası gelmiş. Hoş geldiniz Merve Hanım. Aa, hoş geldiniz ya, Merve abla. Ya demek inanmıyorum çok ya. Acı bir şey. Ben ne olduğumu bilemedim ama var ya... Böyle hani herkese tek tek açıklama yapmak da istemedim. Ama ha. O günün moral sıfır, berbat bir şekilde eve geri döndüm kızlar biliyor musunuz? Allah. İnanamıyorum. Kayınvalidem beni eşimin ablası olarak tanıtmış. Bütün şirkete, bütün herkese. Herkes.
Hoş geldin Merve abla. Ama hiç benzemiyorsunuz. Herkes bu şekildeydi o gün.